arkadaşlar, şimdi sona geldik artık su dalgalarında. Kırılmadayız. Işık tabii biz kırılmaya baktık. Işık neden kırılıyordu? Ortamlardaki ortalama hızı değiştiği için kırılıyordu. O zaman su dalgası da neden kırılmak zorunda? Hızı değiştiğinde kırılmak zorunda. Su dalgasının hızı neye bağlıydı? Ortamın derinliğine bağlıydı bakın. Derin ortamdan sığ ortama geçene bakalım. Derinde nasıldım ben? Hızlı. Sığ ortamda nasıldım? Yavaş. O zaman geçen bu dalgalarım, şu dalgam henüz gelmemiş ama bunun bir kısmı geçmiş. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Yavaşlamasını bekliyorum. Yavaşlarsa daha az yol alacaktır. Bakın geride kaldı. Aynı şey bunun için de geçerli. Yavaşlayacak, geride kaldı. Öndeki de yavaşlamıştı, geride kaldı. Gördüğünüz gibi hem dalgalarınızın dalga boyu azaldı ki sığ ortamda dalga boyunun küçük olmasını bekliyordum. Hem de yüzey ve yaptığı açıya bakarsanız eğer ne yapmış oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. Yüzeyle yapılan bu açının ben bir önceki derste normal ve hız vektörünün yaptığı açıya eşit olduğunu göstermiştim zaten. O zaman otomatik olarak olayı hız vektörünü ışık gibi düşünürsem eğer, i açısıyla gelen buradan nereye gidecektir? R açısıyla gidecektir'e benziyor. Siz bunu o zaman ışığa benzetirseniz normale yaklaşmış kabul ediyordum, hatırladınız mı? Burası derin ortamındı, burası sığ ortamındı. O zaman derinden sığa geçtiğimde normale yaklaşıyorum. Hemen biraz daha bağlantı kurmaya çalıştım. Derin ortam hızlı ortamındı benim. Ben nerede hızlıydım? Az yolunda. Sığ ortam yavaş ortamındı, çok yoğun. Az yolundan çok yoğuna geçerken ışık da normale yaklaşıyordu. Gördüğünüz gibi dalganın hız vektörü de normale yaklaşıyor. Burası çok önemli. Lütfen aklınızda tutun arkadaşlar. Biz ışığı, pardon, hız vektörünü ışığa benzetiyoruz. Sığ ortamdan derin ortama geçişi de gösterelim. Bu henüz gelmemiş ama bu gelmiş. Derin ortamda daha hızlıyım. Mecburen daha çok yol alması gerekiyor. Bakın bu da böyle gitmesi gerekirken daha çok yol almış. Böyle gitmesi gerekirken daha çok yol almış. O zaman dalgalarınız böyle gelip şu halde yollarına ne yapacaklar? Devam edecekler. Yani dalganızın yüzeyle yaptığı açının ne yapması gerekiyor? Derin ortamda büyük, sığ ortamda küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu açılar önemli mi? Evet. Biz ışıkta gelme ve kırılma açılarından bahsettik. Burada da bahsediyoruz. Gelen dalga için sığ ortamda yaptığı açı gelme açısı, kırılan dalga için yüzeyle yaptığı açı ya da ortamlara ayrıca yüzeyle yaptığı açı kırılma açısı olarak geçiyor arkadaşlar. Yine söylüyorum, derinden sağa geçiyorsa hız vektörünüz normale yaklaşıyor. Sığdan derine gidiyorsanız eğer hız vektörünüz normalden uzaklaşıyor. Birebir su dalgasına benziyor. Nasıl? Paralel gözlüsüyle de benziyor bakın. Aynı ışık gibi. Geldi sizin ışık ışınınız. Şu gördüğünüz gibi zaten aynı ışık ışını gibi de verilmiş. Buraya son durumunu da çizebilirim dalganı. Bakın 60'la gelmiş, 20 ile gitmiş. Normale ne yapmış burada kesinlikle? Yaklaşmış. Normale yaklaştıysa o zaman burada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Buranın çok yoğun ortam olması gerekiyor. Ben çok yoğunda neydim? Neye denkleştirmiştim? Sığla denkleştirmiştim. O yüzden hemen diyorum ki HX, HY'den büyük olacak. 20 ile gelmişim. Paralel yönde olduğu için bu açıyı taşıdım hemen. 40 ile gitmişim. Açım artmış. Yani normalden uzaklaşmışım. Normalden uzaklaştıysam ne olacaktı? Az yoğun olacaktım arkadaşlar. Kim az yoğundu? Derin ortam az yoğundu. Bu durumda HZ büyüktür. Ne diyorum? HY. Bu ikisini kıyaslayabiliyor muyum? Evet. Paralel bir ortamda hatırlayın. Bunu tamamen çıkartırsanız siz ortamdan, ki öyle bir hakkınız vardı. 60'la gelen 40'la gidiyor. Normale yaklaşmış. Normale yaklaştıysanız eğer nereye geçiyorsunuz? Çok yoğuna. Bu durumda doğru sıralamam HX, HZ, HY şeklinde olacaktır. Derinlikleri nasıl sıralarsanız hızları da aynı şekilde sıralayabiliyorsunuz ki karşınıza gelirse zaten bu tarzda sorular gelecektir. Devam edelim. Stroboskop diye bir konumuz var burada. Stroboskop ne işe yarar? Şimdi biz bir dalga reyini şekli çizdik.
ilerlemek zorundadır. Ben ölçeceğim, atıyorum. İki ışık arasındaki mesafeyi ölçeceğim belki. Ölçemiyorum, sürekli gidiyor çünkü. Ne yapmam gerekir? Duruyor görmem gerekir. İşte stroboskop dediğiniz şey dalgayı duruyor görmenizi sağlar arkadaşlar. Dalgayı duruyor görmenizi sağlıyor. Kendisi biraz karmaşık bir yapı olsa da biz oldukça basit düzeyde anlatmaya çalışacağız. Tuttum bir stroboskopum. Gördüğünüz gibi buralar siyah bölgeler. Buralarda yarık diye geçiyor. Bu stroboskopum benim dört yarıklı. N diye ifade ediyorum. Kendisi yarık sayısı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi baktınız gözünüzün önünde yarık var. Kaynaktan dalgalar çıkıyor. Burada A dalgası, burada B, burada C, burada D var. Stroboskopu sürekli olarak döndürüyoruz biz. Hatta hızla döndürmeye başlıyoruz. Gitgide yavaşlatıyoruz arkadaşlar ki minimum frekansla başlayabilelim diye. Bakıyorum şimdi burada hızla döndürdüm bunu. Döndürürken A, B, C, D'yi burada gördüm şu yarıktan. Sonrasında önüme ne geldi? Siyah kısım. Bu kısmın arkasını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Bu esnada ben görmeden B dalgam buraya, C dalgam buraya, D dalgam buraya, buraya da yepyeni bir E dalgası geçti. Tam yarık önüme geldiğinde de bunlar böyle sıralandılar. Bu dalgaların hepsi birbirine benziyor. Ben buradaki bu kaymayı gözlemleyebilir miyim? Hayır, gözlemleyemiyorum. O zaman diyorum ki aa ne güzel bu dalgalar duruyormuş diyorum. Peki yaptığımız şey ne oldu? Yarık frekansını dalga frekansına eşitlemiş olduk. Bir saniyedeki tur sayısıydı. Bir saniyede ikisi de aynı sayıyı alırsa eğer siz bunları duruyor görürsünüz. Yarık frekansı dediğimiz şey nedir? Stroboskopun frekansıyla yarık sayısını çarpıyorum. Eğer diyorum bu dalganın frekansına eşitse biz burada bu dalgaları duruyor görürüz. Dalga boyunu da kendi dalga boyunda görürüz. Şu şartım bu. Hocam bu sadece böyle mi yapılıyor? Ben tam olarak olayı anlamadım diyenler için. Böyle düğün salonlarında da var artık. Diskolarda falan bir ışıklar yapıyorlar. Spot ışık. Yalıp yalıp sönüyor böyle. Çok büyük ışık olduğu için siz sadece onu görebiliyorsunuz bir anda. Şimdi yalıp yalıp sönerken karşıdaki arkadaşınızı oynuyor görürseniz böyle oluyor. Böyle bir kesikli kesikli. O yanarken bir şey görürsünüz ama söndüğünde aradaki hareketi göremezsiniz. O yüzden sanki böyle kesik kesik gidiyormuş gibi görürsünüz. Aynısı stroboskop için geçerli. Yani bir stroboskop yerine düzenli aralıklarla yakılıp söndürülen bir ışık kaynağı da kullanabiliriz. Anlamı aynıdır. İstediğim tek şey ara geçişi görmeyeceğim. Dalgaları hep aynı yerinde göreceğim. Bunun şartı bir tek bu mudur? Hayır değil. Bu da gerçekleşebilir arkadaşlar. Diyor ki yarık sayısı çarpı stroboskopun frekansı K çarpı FD de olabilir. O zaman da dalgaları duruyor görürüm. Fakat dalga boyunu lambda bölü K olarak ölçmek zorunda kalıyorum. Anlaşılmayan bir şey yoksa eğer bu